Sayın seyirciler merhabalar, iyi akşamlar. Yeni bir düzlem akşamında sizlerle birlikteyiz. Yeni bir programda yaklaşık 45-50 dakika boyunca stüdyo konuğumuzla konu üzerinde konuşacağız inşallah. Bugün biraz güncel gündemin dışına çıkalım istedik. Birazcık daha aslında konuşulması gerekenleri konuşmak istedik. Erdem'i konuşacağız bu akşam. Erdemli insan olmayı konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç stüdyo konuğumuz olacak. Tabii konuya geçmeden önce bugün aynı zamanda 30 Ağustos. Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü. Birkaç gün önce de Malazgirt Zaferi'nin, büyük zaferin yıl dönümüydü. Zaferlerle dolu bir haftanın içerisindeyiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Geçmişimizi rahmetle yad ediyoruz. İnşallah ilelebet bu Anadolu topraklarının bize ait olduğu, Müslümanlara ait olduğu bir süreci yaşamaya devam ederiz. Bizden sonraki nesiller içerisinde inşallah o şekilde olur diyelim. Hocama sözü bırakacağım. Önce bu konuyla ilgili bir mesajlarını alalım hocam. Sonrasında esas konumuza geçelim. Hoş geldiniz öncelikle stüdyomuza. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bir yıl önceydi zannedersem. Güzel bir program yapmıştık yine. Tadı damağımızda kalmıştı. Şükür kavuşturana diyelim o zaman. Elhamdülillah. Sözü size bırakalım. Buyurun. Evet. Çanakkale ruhundan mı bahsedelim? Büyük taarruzdan. Büyük taarruzdan, evet. Hepsinden. Aslında büyük taarruz, Malazgirt, tarihte kazandığımız bütün zaferleri ifade edebilecek, onu özümsememizi sağlayabilecek, onu bir ruh, bir karakter bir şekilde anlamamızı sağlayacak Çanakkale zaferidir. Evet. Çanakkale ruhudur diyeyim. Çünkü Çanakkale ruhu, bu ruh Bedir'de de var, bu ruh Malazgirt'te de var, bu Viyana'da da var. Evet. Bu ruh tarihimizin bütün döneminde var. Peki ne demek bu ruh? Bu ruhu şöyle anlıyoruz. Nurettin Topçu der ki, Anadolu'da yaşayan bir gençin dedi yaşı 25 olabilir, 30-40 olabilir bir genç, bir insanımız. Bu biyolojik yaşıdır. Ama bunun kültür yaşı, kültürel yaşı ise 1000 yaşındadır. Yani bu topraklarda yaşayan her birimizin biyolojik yaşı ne olursa olsun biz 1000 yaşındayız. Evet. Dolayısıyla bu topraklar için canını veren şehitlerimiz, o ruh, 1000 yıllık bir geleneği, bir güzelliği, bir inceliği, bir hassasiyeti de beraberinde taşıyor. Onun için bize şunu ifade ediyor. Bütün bu büyük taarruz, Çanakkale ruhu vesaire, Malazgirt ruhu bize şunu ifade ediyor. Bir millet niye yaşar? Bir millet niye ölür? Bir millet niye üzülür? Bir millet niye sevilir? Ve biz bu topraklarda neyi temsil ediyoruz? İşte bu sorunun cevabını bize bu ruh ifade eder. Evet. Onun için şehit dediğimiz zaman da şunu ifade eder. Biz bu dünyaya var olmaya gelmedik, şahit olmaya geldik. Şehit de şahitliktir. Ölümü ve hayatı imanına şahit kılmak. Ölümü ve hayatı imanına şahit kılandır şehit. Evet. Onun için biz bu ruhu anlayabilmek için, bu ruhu anlayabilmiş, çok güzel kelimelere dökebilmiş Mehmet Akif'i çok iyi anlamak lazım. Evet. Çünkü Mehmet Akif bu milletin ruhunu, bu milletin ruhunu o kadar güzel anlamış ki bunu İstiklal Marşı'nda ifade etmiş. Evet. Ve bunu Çanakkale şehitlerine yazdığı naatta da bunu ifade etmiş. Şöyle arz edeyim ben zat-ı halinize. Buyurun. Bizim milletimizin ruhu, bizim milletimizin ruhu vatana dayanır. Nereden biliyoruz? Akif'in şu mısrasından. Akif der ki, canı cananı bütün varımı alsa da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Eğer vatanınız yoksa diyor, canınızın kıymeti yok. Vatanınız yoksa sevdiğinizin, eşinizin, nişanlınızın, evlatlarınızın hiçbir kıymeti yok. Sahip olduğunuz hiçbir şeyin kıymeti yok. Örnekleriyle de vatan olsa da. Vatan sizin canınıza, cananınıza, evet, sahip olduğunuz her şeye değer ve kıymet katandır.
Onun için seccademi serdiğim her yer benim vatanımdır diyemezsiniz. Seccadenizi serdiğiniz temiz olmak, namaz kılabilir ama sizin vatanınız olmaz. Vatan başka bir şeydir. Aynı şekilde burada şunu da ifade etmek lazım. Burada vatan bir toprak parçası değil. Vatan bir toprak parçası değil. Vatan nedir? Vatan bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Herhangi bir toprak parçası toprak, değil. Toprak evet. Kanla yoğrulmuşsa, evet. Bedeli canla ödenmişse artık onun adı vatandır. Onun için şunu da ifade etmek lazım. Evet bu vatandır ama bizim vatanımıza ruh veren de İslam'dır. Şunu arz edeyim. Akif'e kadar bizim milletimizin vatanseverleri, milliyetperver insanlarımız dine mesafeliydi. Dindar olan insanlar da, İslami kaygıları olan insan da vatan bilincine mesafeliydi. Akif, vatan bilinciyle İslam bilinci, kulluk bilinci arasına duvar örenleri, bu çelişkiyi ortadan kaldıran en büyük aydınımızdır, en büyük münevverimizdir. Akif bize şunu öğretti. Vatan bilinci olmadan İslam'ın olamayacağını, İslam olmadan, Allah'a kulluk olmadan da vatan bilinci olamayacağını, her ikisinin birbirini tamamladığı gerçeğini bize öğretti. Onun için evet. Bunu bizim çok iyi anlamamız lazım. Bunun en güzel örneği ise Çanakkale'dir. Bunun en güzel örneği büyük taarruzdur. Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Bunun en güzel örneği Malazgirt'tir. Ve bunu en güzel resmeden, bunu bir fikre dökebilen, bunu bir duyguya, bir ruha dökebilen de bir numaralı en önemli şairimiz, düşünce adamımız, filozofumuz hatta diyebilirim ki Mehmet Akif'tir. Evet. Onun için Akif'i anlamadan biz ne Malazgirt'i anlayabiliriz, biz ne Çanakkale şehitliğini anlayabiliriz, ne büyük taarruzu anlayabiliriz. Unutmayalım, Çanakkale kazanılmasaydı milli mücadele, İstiklal Savaşı kazanılamazdı. Çanakkale milli mücadelenin, İstiklal Savaşı'nın ön sözüdür. Ve milli mücadelede kazanılmasaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulamazdı. Burada şunu da söylemekte fayda var. Burası çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradeyle, milletle, Osmanlı'yı kuran irade ve millet, Selçuklu'yu kuran irade ve millet aynı millettir. Bu önemli. Aynı millettir. Burada bir toplum kendine kötülük... Malazgirt'i büyük taarruzdan ayıramazsınız. Ayıramazsınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla işte, devlet değişebilir, devletin şekli değişebilir ama millet aynı millettir. Evet. Onun için Osmanlı, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti bunlar birbirinin devamıdır. Bunlar birbirinin alternatifi olan şeyler değildir. Millet aynı millettir. Bunu çok iyi bizim anlamamız gerekir. Onun için bu gibi zaferlerden övgü ve yergi çıkarmayacağız. Yani tarihin bir bölümünü bunlar, yok saymayacağız. Bunlar bizim bir parçamız. Evet. Bunlar bizim ruhumuzun bir parçası. Bizim ruhumuz, bizim özümüzün bir parçası. Evet. Bunlar bizi birleştirecek. Bunlar bizi ayrıla ve kayrıla asla itmeyecek. Tarihten, geçmişteki zaferlerden ve yenilgilerden ayrışma çıkartmak bu topluma yapılacak en büyük kötülüktür. Bunu bizim çok iyi anlamamız gerekir. Bizden sonraki nesillere de bunu çok iyi bir şekilde bizim öğretmemiz gerekir. Onun için şunu da ifade etmekte fayda münazı ediyorum. Namaz kılıyorsunuz, namaz. Öyle. Namaz kılarken siz ayağınız toprakta. Yani bir mekan olmadan, toprak parçası olmadan namaz kılamazsınız. Yani bir vatan lazım. Vatan lazım. Hı hı. Mesela örnek arz edeyim. Yunanistan'da bir zamanlar Selanik'te bir sürü camimiz vardı. Ama niye cami şimdilik yok? Yunanistan hükümeti kapattı. Kapattı. Namaz kılamıyorsunuz. İnanç özgürlüğü yok. İbadet özgürlüğü yok. Bulgaristan'da bir zamanlar hatırlar mısınız? Bulgaristan'daki bizim soydaşlarımız ilkokula giderken sünnet olmuş mu olmamış mı Bulgar hükümeti kontrol ediyordu. Eğer sünnet olmuşsa okula sokmuyordu. Mesela Yahudiler de sünnet olur. Yahudi çocuklarına bakmıyorlardı.
Çünkü onlarda da bir ibadettir sünnet olmak. Evet. Ama çocukların isimlerini değiştirdiler. İsimlerini değiştirdiler. Ve sünnet olmalarına izin vermediler. Demek ki vatan olmazsa sizin ibadetinizle karışırlar. Sizin isminizi değiştirirler. Her şey yaparlar. Öyleyse vatan olmadan kulluk olmaz. Vatan olmadan İslam olmaz. Peki bir şey daha. Peki buyurun. İslam olmadan da vatan olur mu? Mesela bir Rus için Rusya vatan değil midir mesela? Tabii ki. İslam yok. Tabii. Evet. Tabii ki onun için de o vatandır. Benim burada arz ettiğim şu. Bir, vatan için bir mekan lazım. Evet. Mekan sadece İslam tek başına de, yeterli. İslam'ı evet. yaşaman için de bir mekan lazım. Yani evet. bir vatan lazım. Ama vatan var. Peki İslam yoksa olur mu? Onu arz ediyorum. Buyurun. Namaz örneğini hareketle. Namaz kılıyorsun. Toprak parçası olmazsa, vatan olmazsa namaz kılamazsın. Örnek verdim. Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı örnek verdim. Ama namaz kılarken istikbali kıble, kıbleye yöneliyorsunuz. Evet. Değil mi? Bir istikamet var. Bundan şunu anlıyorsunuz. Öyleyse Allah'a kulluk olmazsa vatan da olmaz. Vatan da olmaz. Allah'a kulluk olmazsa. Orası İslamiyet sadece bir olmazsa, toprak parçası. Bir toprak parçası olur. Evet. Öyleyse vatana ruh veren de İslam'dır. Vatana ruh veren İslam'dır. Onun için beden ruhsuz, ruh bedensiz olmaz. Ama bedene ruh veren nedir? Beden ruhu olmazsa ruhsuz bir cesettir. Aynı şekilde İslamsız bir vatan olur mu? Olmaz. Nereden anlıyoruz bunu? Çanakkale şehitlerini gezdiğiniz zaman orada Abdülhamit Han'ın yaptığı cennet mekanının yaptığı tabyalar var. O tabyaların yanı başında namazgah var. Ya düşmanla savaşırken bir taraftan namaz vakti geldiği zaman bir kısmı düşmanla savaşıyor, diğer kısmı bak namazını kılıyor. Namaz kılıyor. Çünkü niye? İnanç çok önemli. Çünkü inancınız olmazsa meydan okuyamazsınız. Düşmana meydan okuyamazsınız. Nefsinize meydan okuyamazsınız. Çünkü meydan okumaktır aynı zamanda. Kime? Zulme, köleliğe, esarete meydan okumaktır. Çanakkale'de namaz kılan bir kardeşimiz, oruç tutan bir kardeşimiz 1915'te muhtemeldir ki oruç tutarken, namaz kılarken şu anlamda namaz kılıyordu. Yani Allahu Ekber dediğinde, iftitah tekbirini aldığında Allah'ım beni ve kardeşlerimi, milletimi düşman boyunduruğu altında tutma. Benim Allah'a kulluğumu, özgürlüğümü elinden alacak düşmanlara fırsat verme Allah'ım. Evet. Ve niyet ederken de bu niyette yap. Yani sadece orucu aç kalmak için tutmuyordu. Namaz sadece yatıp kalkmak için yapmıyordu. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, ibadetler aynı zamanda bir özgürlük hareketidir. Sadece nefsimize değil. Aynı zamanda insanca, Müslümanca, akıllı ve erdemlice yaşamanın yaşamaya engel olacak bütün düşmanlara, zalimlere, küffara meydan okumanın adıdır, nişanıdır namaz kılmak, oruç tutmak. Evet. Çanakkale ruhu çok uzun uzun konuşulması gereken bir detay, bir husus. Ama işte o ruhun içinde de detaylar var. Yani o ruha nasıl sahip oluyoruz? Hangi insanlar o ruha sahiptir? İşte mesela erdemli olmak mesela ne kadar önemlidir? Özgürlük olmak nasıl özgür olur insan? Bütün bunlar da önemlidir. Birazcık da oraya doğru kayalım hocam isterseniz. Tabii ki. Şimdi başarılı ve erdemli hayatın esaslarını konuşalım biraz. Dersem ne söylersiniz? Başarı ne demek? Erdem ne demek? Başarı erdemli, erdemin. Erdem de başarının alternatif şeyler değildir. Başarı daha maddi bir şey. Tabii çok güzel. Başarı daha çok maddi bir şeydir. Başarı daha çok zeka, yetenek, potansiyelimizle alakalıdır. Ama erdem ahlak ve karakterle alakalıdır. Ahlak ve karakter tekabül eder. Başarı ise zekanız, yeteneğiniz ve potansiyelinize tekabül eder. Evet. Onun için biz ikisini de birlikte götürmemiz icap eder. Yani hem başarılı hem de erdemli olmak. Ama Ali Fuat Başkil başarı kelimesini kullanmamış. Neyi kullanmış? Muvaffakiyet kelimesini kullanmış. Muvaffakiyet. Acaba niye muvaffakiyeti kullanmış diye ben kendi kendime sordum. Çünkü başarı mevzidir. Mesela okul başarısı, aile başarısı, iş başarısı. Bunlar mevzi başarıdır. Ama muvaffakiyet
hem aile hayatında, hem iş hayatında, hem sosyal hayatta. Komple bir başarı. Çok güzel, komple başarı. Bütüncül başarısı. Hmm. Yani birini diğerine kurban etmemek. Okul başarısı sizin sınav başarısı okul başarınızı, okul başarınız meslek başarınızı, meslek başarınız aile başarınızı, aile başarınız yaşam başarınızı, yaşam başarınız da ahiretteki yerinizi tayin ediyorsa, bütün bu zincirler birbirinden bağımsız değilse, siz hem başarılısınız hem erdemlisiniz. Yani başarı bir araçtır. Asla bir amaç değildir. Bir de bir şey daha, mesela iç kaynaklı başarı var, dış kaynaklı başarı var. Dış kaynaklı başarı şu demek, insanların gözüne girmek, insanların takdirini kazanmak, alkışını kazanmak, onların beğenisini kazanmak, onanma duygusunu hissetmek, bu dış kaynaklı başarıdır. Mesela para kazanmak, daha çok para kazanmak, daha çok takdir almak. Böyle başarı insanı yorar. Böyle başarı insana iç huzur vermez. Hoşnutluk duygusu kazandırmaz. İnsanların içinde gelgitler meydana gelir. Türbülansa girer. Ama iç kaynaklı başarı iç huzuru sağlar. Ne demek iç kaynaklı başarı? Sizin başarınız başkalarının başarısını, başkalarının mutluluğunu olumlu etkiliyorsa anlamlıdır. Olumlu etkiliyorsa. Sizin başarınız sadece sizi ilgilendiriyorsa, sizi mutlu ediyorsa, sizi geliştiriyorsa, birlikte oturduğunuz, kalktığınız insanların hayatına bir katma değer katmıyorsa, o başarının hiçbir kıymeti yoktur. Onun için bir insanın başarısı içinde bulunduğu topluma dokunmalı. Evet. Öyleyse insan ilişkilerine önem veren, erdemi, ahlakı ve erdemi önemseyen bir başarı, hem kalıcı başarı hem köklü başarı, insanı yormayan başarı. Erdem nedir hocam burada? O zaman erdem nedir? Erdem mesela dedik ya, başarı yeteneğinizi, kabiliyetinizi, potansiyelinizi doğru amaç ve gaye için kullanmaktır. İşte erdem burada devreye girer. Erdem aklınızı ehlileştirir. Aklınızı ehlileştirir. Zekanızı ehlileştirir. Yeteneğinizi ehlileştirir. Şöyle arz edeyim. Bilgi ve yetenek iki ucu keskin kılıç gibidir. Kötüye de kullanılır, iyiye de kullanılır. Ama erdem ne yapar? Erdem ne? Erdemin ete kemiğe bürünmüş şekli ahlak ve karakterdir. Ahlak ve karakter sizin zekanızı, yeteneğinizi terbiye eder. Yani toplumun ortak çıkarları için, insanlığın ortak çıkarları için kullanmanızı sağlar. Bencil değil, daha çok bütüncül güzel bir yaklaşım. Çok güzel. Bencil değil, daha bütüncül. Şöyle söyleyeyim, evet. kazan prensibini sağlar. Evet. Bir de erdemin şöyle bir şey daha var. Erdem sürekli olgun olma halidir. Sürekli olgun olma halidir. Yani şöyle arz edelim, sizi değerli yapan zekanız değildir, yeteneğiniz değildir. Sizi değerli yapan erdem sahibi olmanızdır. Ahlak ve karakter sahibi olmanızdır. Sebahattin Zaim hocamızın Nur İçinde Yatsın çok güzel bir sözü vardır. Rahmet olsun. İşte bu bütüncül buyurdunuz ya, bu bütüncül ifadesini de altını dolduran bir ifade. Bir Müslümanda üç üstünlük olması icap eder der. Bir, ahlak ve karakter üstünlüğü. Ahlak, karakter üstünlüğü. İki, ilim ve kültür üstünlüğü. Bakar mısınız? İlim ve kültür üstünlüğü. Üç, sanat ve estetik üstünlük. Şimdi insanda ilim, kültür üstünlüğü insanı selim akıl sahibi kılar. Evet. İnsanda ahlak ve karakter üstünlüğü insanı erdem sahibi kılar. Ona kalbi selim diyelim isterseniz. İnsanda evet. sanat ve estetik üstünlüğü ise insanı zevki selim sahibi kılar. Çünkü insanı tek bir şeye indirgeyemezsiniz. Sadece güzelliğe, sanata, sadece ahlak ve karaktere, sadece düşünceye, bir fikre indirgemezsiniz. Son bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Burası önemli. Bir bilgi, bir düşünce, davranışa, ahlak ve karaktere, eyleme dönüşmüyorsa o bilgi ve düşünce değildir. Zekanın etkisi. Çok güzel. Yani şeye dönüşmesi lazım. Davranışa, eyleme dönüşmesi lazım. Eyleme dönüşmüyorsa Kur'an'ın ifade buyurduğu gibi kitap yüklü eşekler Kur'an-ı Kerim. Çünkü bilgi bir ham maddedir. Yetenek bir ham maddedir. Onu işlemek lazım. O ne ile işlersiniz? İnsan ahlak ve karakter sahibi olan insan Allah'ın kendine verdiği yetenek ve melekelerini israf etmez. Onu en iyi, en güzel şekilde kullanır. Onun için erdem sahibi insanda iyi kavramı, güzel kavramı, doğru kavramı vardır. Biz doğruyu kimden öğreniriz? Doğruyu biz ilimle öğreniriz. Evet. Biz iyiyi kimden öğreniriz? Dinle, ahlakla öğreniriz. Biz güzeli sanatla öğreniriz.
siz hayatınızdan doğru, iyi ve güzel kavramını çıkarttığınız zaman zekanız çok iyi, yeteriniz çok iyi. O zaman siz bu kavramlardan soyutlandığınız zaman kar, zarar hesabı yaparsınız. Bir şey kar, menfaat, çıkar sağlıyorsa, bana güç veriyorsa o şey hem iyidir, hem güzeldir, hem doğrudur sonucuna ulaşırsınız. Böyle ulaştığınız zaman ne olur? Kendi başarınızı başkalarının başarısızlığı üzerine, kendi mutluluğunuzu başkalarının mutsuzluğu üzerine bina eden ve çevrenizdeki insanları tüketen bir toplum haline gelirsiniz. Mesela bir gün işte örnek verelim. Bugün dünyada güç mücadelesinin temelinde işte bu vardır. Bu vardır. Yani iyi, güzel, doğru kavramını hayatımızdan çıkarttık. Modernite hayatımızdan çıkarttık. Bilgi var, zeka var. Zeka var, yetenek var, evet. Teknoloji var. Ama nereye kullanıyoruz? Şöyle söyleyelim, nur içinde yatsın. Şaban Teğmen Duralı hocamızın ifade ettiği gibi, bugünkü teknoloji, teknik, bilim, felsefe, çıkarın, menfaatın, gücün emrine girdi. Gücün emrine girdiği zaman ne oluyor? Gücün emrine girdi, güç mücadelesi oluyor. Mesela bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin temelinde Batı Avrupa ile Rusya arasında kriz var. Peki ne var burada? Tamamen güç mücadelesi. Çünkü insanlığın hayatında ne çıktı? Hayatımızdan iyi, güzel ve doğru kavramı çıktı. Onun için evlatlarımıza çok zekisin, çok yeteneklisin demeyeceğiz. Yeteneğini, zekasını niçin kullanıyorsun? Bunlar sana Allah'ın bir emanetidir. Söz bir emanet ve bir sorumluluktur. Onun için bir insanın zekasını övmek, yeteneğini övmekten ziyade bunu niçin kullandığını, evet. Bunu Allah insana bunu niçin verdiğini bilmek, yani sahip olmak değil, sahip çıkmak. Sen bunlara, Allah'ın verdiği bu yetilere sahip çıkacaksın. Bunlara emanet nazarıyla bakacaksın. Çevrendeki herkese emanet nazarıyla bakacaksın. Böyle baktığın zaman ne olur? Sorumluluk bilinci sende peydah olur. İşte o zaman insan olduğunun farkına vararsın. Yani canlı ile insan arasındaki farkı fark edersin. Çünkü canlı sadece kendi acısını hisseder. Ama insan kendi acısını hissettiği gibi başkasının acısını hisseder. Ona ortak olur. Şu dinden, şundan, bundan demez. Çünkü mazlumun dini sorulmaz. Açın dini sorulmaz. Onun için insan olmak öyle kolay bir şey değildir. Yani evet. Bilgi sahibi olmak, yetenek sahibi olmak, üniversite bitirmek bizi adam yapar ama bizi insan yapmaz. Peki burada başarılı ve erdemli olmaktan bahsediyoruz. Daha doğrusu erdemli olmaktan bahsediyoruz. Burada iffetin, hayanın ne kadar önemi var hocam? Utanma duygusunun mesela ne kadar önemi var, ne kadar etkisi var? Çok güzel. Öyleyse önceki soruyu şu cümleyle bitirelim. Kapatalım. Hı hı. Öyleyse insanı insan yapan ne zekadır ne yetenektir. İnsanı insan yapan iradedir. İrade de bizi sorumluluğa götürür. Sorumluluk bilinci bizi de harekete götürür, eyleme götürür. Onun için zekamızı, yeteneğimizi, sorumluluklarımızı da taşlandıramıyorsak, eylem ve harekete de taşlandıramıyorsak, zeka ve yetenek toprağın altındaki bir tohum gibi çürüyüp gider. Evet. Ali Fuat Başkili'nin sözüdür. Evet. Ne zeka ne yetenek der. İnsanı insan yapan iradedir diyelim. Burada sorumluluğu ayrı bir yere koyalım. Şundan dolayı insan sorumluluklarıyla insandır. Sorumluluğundan kaçan insanlığından kaçar. Dindar insan da böyle. Dindar insan hayatı sorumluluklarıyla beraber yaşar. Öyleyse asıl kıymeti, ehemmiyeti ne zekaya ne yeteneğe, sorumluluğa verelim. Amaçlarıyla, dertleriyle. Çok güzel. Onlara evet. Verelim. Buyurduğunuz soruya gelince o da çok önemli. Utanma duygusu, haya duygusu. Utanma, edep, haya, iffet. Bunlar hepsi aynı kapıya çıkar. Çok muhteşem kelimeler. Hayatımızdan aslında çıkardığımız şeyler günümüz dünyasında maalesef. Kesinlikle pek konuşmadığımız, üzerinde düşünmediğimiz muhteşem kelimeler. Muazzam kelimeler. Evet. Yine bir alıntı yapalım. Nur içinde yansın Şaban Teğmen Duralı hocamıza. O hep şunu söylerdi. Utanma duygusu, haya duygusu, edep derdi, asil bir duygu derdi. İnsandaki en asil duygudur. En asil evet. Duygudur. İnsanı insan yapan zeka değildir derdi. Çünkü az çok hayvanda zeka var. İnsanı insan yapan utanma derdi. Yani sorumluluktan sonra, iradeden sonra bir de bu başarılı ve erdemli olmak için ikinci önemli şart da o utanma duygusudur. Edeptir, hayadır. Benim çok hoşuma giden Nur içinde yatsın Mehmet Akif'in muhteşem bir sözü vardır.
Marif Tavası'nda Nurettin Topçu da bunu sıkça zikreder. Bırak tahsili evladım, ilkin bir haya öğren. Yani bir utanma öğren. Bırak tahsili evladım, yani öğrenmeyi bırak. Önce diyor bir haya öğren, bir edep öğren. Buna şunu anlıyoruz. Öğrenmenin, eğitim, öğretimin alfabesi, yani bir talebeye, bir öğrenciyenin ilk öğrenmesi gereken şey edeptir. Utanmadır, hayadır. O yoksa öğrendiğinin bir değeri yok. O yoksa öğrendiğinin aynen bir değeri yoktur. Çünkü edeptir, hayadır, iffettir. Evet. İnsana sınırlarını öğretir. Hı hı. Sınırsızlık da en büyük tehlikedir. Sevgili Peygamberimizin söylediği muhteşem bir hadis var. Bütün peygamberlerin diyor, sahabelerine, bütün peygamberlerin ümmetine söylediği en önemli söz, sıkça tekrarladığı söz, utanmadıktan sonra ne yaparsan yap sözüdür. Bakar mısınız? Nur içinde yazsın, benim annem, bütün annelerimize geçmiştim, Allah rahmet eylesin. Benim annem Alzheimer'dı. Anne dedim, bana bir söz söyle. Senin nasihat kabiliğinden. Alzheimer hastaları birçok isimleri unutur ama erdemli sözleri unutmaz. Rahmetli buyurdu ki, oğlum dedi, kork Allah'tan korkmayandan, kork utanmazdan. Muhtemeldir ki bütün annelerimiz, büyüklerimizin nesilden nesile söylediği en çok tekrarladığı söz bu söz olsa gerek. Kork utanmazdan. Kork Allah'tan korkmayandan, kork utanmazdan. Evet. Utanma duygusu, haya duygusu. Haya ve utanma o kadar değerlidir ki, şöyle az edeyim ben size, iki körelme vardır, iki körlük vardır insanlık krizinin temelinde. Bunlardan bir tanesi anlayış körelmesi, anlayış körlüğü, diğeri de utanma körlüğüdür. Anlayış körlüğü ne yol açar? Anlayış körlüğü bizi bilgisiz yapar, cahil yapar, öngörüsüz yapar. Utanma körlüğü ne yapar? Utanma körlüğü, haya körlüğü de bizi sınırsız bir hayata mahkum eder. Sınırsız bir hayat, sorumluluklarımız ve sınırlarımızı bilmeden bir hayat, tabiri caizse freni patlamış kamyondan farksızdır. Bilgileriniz, yetenekleriniz, zekanız başınıza iş açar. Cesaretiniz başınıza iş açar. Çünkü haya duygusu aynı zamanda ahlakın da zeminini oluşturur. Bir insanda haya yoksa, utanma yoksa, edep yoksa onda vicdan da yoktur, merhamet de yoktur. Vicdanı, merhameti olmayanın insanlığı da yoktur. İnsanlığı olmayanın da Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi Müslümanlığı da olmaz. Çünkü insanlığında iyi olamayan Müslümanlığında iyi olamaz der. Onun için çekirdek bir değerdir. Ne? Utanma duygusu, haya, edep bir çekirdekti. Bak, haya diyoruz. Haya ne? Haya diriltiyor. Neyi diriltiyor haya? Yani hayye kökünden geliyor. Haya, hayattan geliyor. Hmm. Hayat verir. Haya, utanma, edep, iffet, haya, hayat verir. Neye hayat verir? İnsanlığımıza, vicdanımıza, merhametimize, içimizdeki iyiliklere, güzelliklere hayat veren demektir. İnsan buna sırtını döndüğü zaman, şöyle arz edelim, modernitenin yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi de, tabii ki modernite bize hep kötülük yapmadı, iyilik de yaptı. Ama kötülüklerden birisi diyorum. Yani hem olumlu tarafını görelim, hem olumsuz tarafını görelim. Bunlardan bir tanesi de özgürlük adı altında. Evet, maalesef. Çağdaşlık adı altında merhamet kavramını, utanma kavramını, edep kavramını bir zayıflık olarak gösterdi. Onun için bir insanın yüzü kızarıyorsa, bir gün bir düğüne gittim. Düğünde nikah kıyacağım bir akrabam. Baktım ki bizim damat yüzü kızarıyor. Dedim ki orada ne mutlu dedim ya. Şükrettim Allah'a. İki yüzü kızarıyor. Yüzü kızarmak bir zayıflık değil ki. Yüzü kızarmak ya özgüven eksikliğinden gelir ya da hayadan gelir. Evet. Onun için yüzü kızarmak bir zayıflık değildir, erdemdir. Yüzü kızarandan değil, kızarmayan insandan kork. Utanmazdan yani. Aynen, buyurduğunuz gibi utanmazdan kork. Evet. Onun için öyleyse bu söz bana Akif'i hatırlattı. Akif'in hangi sözünü? Şu sözünü. Ahlaka yükseklik veren ne ilmi irfandır ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Diyor ki insanın ahlakına yükseklik veren ne üniversite bitirmek, ne kuru ilim sahibi olmak, ne de kuru bir vicdan sahibi olmaktır. Allah korkusu. Peki ben soruyorum. Allah korkusunun da temelinde ne vardır? Fıtratımıza Allah'ın zerk ettiği
utanma duygusu, haya, edep, iffettir. Öyleyse sonuç iffet, edep ve haya civatadır. Allah'tan sakınma duygusu, takva, din, maneviyat bunlar somundur. Civata somunsuz, somun da civatasız olmaz. En temel zemin hayadır, utanmadır, edeptir. Bunu kaybettiğimiz zaman orada Müslümanlık da orada mekan tutamaz. İşlevini sağlıklı bir şekilde asla göremez. İşte onun için sevgili peygamberimiz haya imandandır buyuruyor. Hayaya ve utanmaya vurgu yapıyor. Akif de bu gerçeği çok güzel bir şekilde fark etmiş. Bırak tahsil evladım, ilkin bir haya öğren, bir edep öğren demesi de çok manidardır. Özgürlük dediniz hocam biraz önce. İnsanın özgür olması, hür olması. Yani gerçek hür olmak nasıl gerçekleşir? İnsan gerçekten nasıl hür olur? İlim tahsil etmekle, öğrenmekle, okuma bilmekle, yazma bilmekle mi gerçekleşir çok özgürlük? Çok güzel bir soru. Okumak ve yazmak, okumadan, yazmadan, şöyle diyelim, okumadan ve okumayı sevmeden, öğrenmeyi sevmeden hür insan olamazsınız. Kesinlikle. Yani hür olmakla okumak arasında, okumayı sevmek arasında inanılmaz bir irtibat var. Onu bilelim. Evet. Yani bir toplum ben okumayı sevmiyorum, ben öğrenmeyi sevmiyorum diyorsa, ben kendimi sevmiyorum, ben Allah'ı sevmiyorum, ben varlığı sevmiyorum, ben yaşamayı sevmiyorum demekle eşdeğerdir. Böyle bir şey olamaz. 500 kelimeyle hayatı yaşayan bir insan ne kadar hür olabilir? Bana söyler misiniz? 500 kelimeyle hayatı konuşan, hayatı anlayan bir insanla 5000 kelimeyle hayatı okuyan, anlayan insan bir midir? Nur içinde yansın Ali Fuat Başkil şunu söylerdi. Muvaffak olabilmek için 3 tane şart var derdi. Bir hissi şart, akli şart, bir de bedeni şart. Bedeni şart demek bedenen sağlıklı olmak dedi. Bir şeyi başarmak istiyorsanız. Evet. Hissi şart yaptığınız şeyi sevmek dedi. Çok doğru. Sevmek. Bir de aklı işaret. Onu bilmek. Bir şey yapmak istiyorsan muvaffak olmak, onu bileceksin. Bilmiyorsan sadece sevmek yetmiyor. Sevmek bizi bilmeye, öğrenmeye. Bilmek, öğrenmek bizi sevmeye götürmeli. Onun için bunlardan biri diğerine kurban edilemez. Ama sadece okumak ve yazmak da bizi insan yapmıyor. Yeter mi o? Yetmiyor. Evet. Hele hele okur yazar olmak da bizi kesinlikle insan yapmıyor. Nereden biliyorum? Ne okur yazarlar var? Ya hatta cehli mürekkepler de var. Evet. Nur içinde yazsın, Mümtaz Sürhan'ın çok muhteşem bir sözü vardır. Şu önemselim. Der ki, okur yazar olmayan, insan eti yiyen ilkel bir topluluğa siz sadece okur yazar olmayı öğretirseniz, hem okur yazar olan hem insan eti yiyen bir topluluk elde edersiniz. Siz ona bilginin derinliğini öğretmeniz gerekir. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Yarı ilim, yarı ahlak bütün kötülüklerin anasıdır. Bu çok değerli bir söz. Yani yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder sözünü atalarımız boşuna söylemedi. Bunu bilmemiz evet. lazım. Onun için bilgiyi okumak, bilmek, öğrenmek ama şöyle söyleyeyim. Bilmek olmaktır diyeceksiniz. Bilmek olmak. Olmak olgunlaşmak. Eğer bilgi bizi değiştiriyorsa, dönüştürüyorsa şifadır. Evet. Ama bilgi bizim davranışlarımıza, ahlakımıza, eylemlerimize yön vermiyorsa, bizi değiştirmiyorsa, bizi dönüştürmüyorsa o bilgi bizim için bir yüktür. Onun için okumadan, öğrenmeden, çalışmadan, yorulmadan hür olamazsınız. İstikbalinizi, hürriyetinizi, her şeyinizi kaybedersiniz. Onun için bilmek, öğrenmek çok önemli ama bilmek, öğrenmek onu erdemi de yanına koymak icap eder. Ahlak, karakter sahibi olmadan bilmenin, öğrenmenin ne faydası var? Şöyle arz edeyim. Eğitim öğretim amacı nedir diye bana sorsanız ben derim ki bilmek ve ahlak ve karakterdir. Hem bileceksiniz hem ahlak ve karakter sahibi olacaksınız. Hani ilim bilmek, ilim kendin bilmek, sen kendini bilmezsen ya nice okumak. Bunlardan birini diğerini yerine geçiremezsiniz. İkisi birbirini tamamlar. Çünkü bilgi iki ucu keskin bir kılıçtır.
kötüye de iyiye de kullanılır. Mesela inanılmaz bir teknoloji var Batı'nın, büyük devletlerin. Ama teknoloji, bilim, insanlığa ne getirdi? Hiçbir şey. Sorun teknoloji değil. Sorun erdem olmadan olmuyor. Biz güçlü değiliz, biz Müslümanlar. Ama biz iyiyiz. İyi olmak yetmiyor. Güçlü olmak gerekiyor. Batı güçlü ama iyi değil. İyi olmayınca, erdem sahibi olmayınca güç problem oluyor. Güç tutkusu ne yapıyor? Güç tutkusu daha çok kazanma hırsı insanlığı çok kötü bir yere getiriyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? İnsanın var olabilmesi için, insan olarak var olabilmesi için, insan olabilmesi için bilgi de tek başına yeterli değil. Çok güzel. Bunu erdemle desteklemek gerekiyor. Tekrar başa dönmüş oluyoruz. Kesinlikle. O zaman. Evet. Kesinlikle. İnsan neyle var olur o zaman? O zaman insan neyle var olur? Çok güzel bir soru. Şöyle arz edeyim efendim. Bir insan güzellikle var olmak isterse, güzelliğiyle, cazibesiyle, fiziki görüntüsüyle var olmak isterse, güzelliği gittiği anda dışarı çıkmaktan bile endişe eder. Sürekli aynaya bakar. Çünkü niye? Bütün varlığını güzelliğine indirgemiş. Bir insan sadece zenginlikle, malla, varlığını zenginliğe, mala indirgemişse, malı gitti, zenginliği gitti, boşluğa düşer. Boşluğa düşer. Sonuç, insan geçici zevklere, geçici fani şeylere varlığını indirgerse, hele hele mutluluğu onlarda ararsa, sadece onu amaç edinirse. Çok güzel. Evet. Varlığını ona indirgemek demek, aynı zamanda mutluluğu da onda ararsa, evet, önemli. Mutsuzluğu satın alır. Peki hocam, biz geçici fani olan şeylere sırtımızı mı dönelim? Hayır, hayır. Sonuç, menfaat yaşamak içindir. Ahlak yaşatmak içindir. Hem yaşayacağız hem yaşatacağız. Helal dairesi keyfe kafi gelir. Üstadın dediği gibi. Evet. Helal dairesi. Şimdi burada şu soruyu da sormak gerekir. Şunu da sorayım hocam. Buyurun lütfen. Müsaadenizle. Şimdi lütfen. Mal için yaşamak, işte zevkler için yaşamak yeterli değil diyoruz insan olmak için. Dediniz ki onlardan da vazgeçmeyelim ama işte helal dairesinde dediniz. Bunun sınırı nedir? Yani mesela konforu terk etmek mi tamamen? Yani mal edinmemek mi? Yani nedir, hı hı, burada şey, sınır nedir? Çok güzel. Şöyle arz edelim. Kadar isteyeceğiz bunu? Tabii. Hı. Arzularımız sınırsızdır. Evet. Ama ihtiyaçlarımız sınırlıdır. İhtiyacın bak, kadar diyorsun. Şimdi şey ne yapıyor? Mesela Batı ne yapıyor? Bunu değiştirmişler. Niye? Tüketimi özendirmek için. Evet. Onlar arzular demiyor. Onlar ihtiyaçlar sınırsızdır, imkanlar sınırlı diyor. Peki niye böyle söylüyor? Çünkü hayatı, insanı ego, haz ve hız eksenli bir temele oturttuğunuzda tüketimi özendirirsiniz. İnsan tükettikçe mutlu olmak, tükettikçe var olmak ister. Bunun sonu nedir? Bunun sonu mutsuzluktur. Evet. Peki İslam ne diyor? İslam'ın bakışı nedir insana? İslam bize şunu söylüyor. Bir fani zevkler var, geçici zevkler var, oyalayıcı. Çünkü mesela bedenimiz fani zevkler ayarlı. Evet. Çünkü beden yaşamak ister. Mesela ilkel beynimiz var, hayvan beynimiz var. Hı-hı. Ayakta kalmak, hayatta kalmak. Otomatik beyin gibi, yemek, içmek, üremek gibi. Evet. Buna emir, komut vermenize gerek yok. Bu otomatik pilot gibi bunu, evet, gerçekleştirir. Evet. Ama Cenab-ı Allah imtihan gereği bir de bize şu korteks vermiş, insan beyni vermiş. Peki bu ne işe yarar? Bu beyin, bu korteks de neyle çalışır? İlimle çalışır, ahlakla, maneviyatla, dinle ve sanatla çalışır. Onun için dua ederken biz, Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve ehliki bis salihin. Allah'ım benim ilmimi artır, anlayışımı artır. Beni salih, erdemli insanların arasına kat. Şimdi insanda bu olduğu zaman ne olur? O zaman şunu fark edersiniz. Kur'an'da ifade buyurduğu gibi Cenab-ı Allah. Ma indekum yenfedu ve ma indallahu bak. Sizin elinizde bulunan her şey tükenecek. Yani geçici olan, fani olan şeyler. Ama Allah katında yaptığınız şeyler bakidir. Yani köklü, kalıcı olan şeylere bel bağla. Fani, geçici olan şeye bel bağlama. Dünyada kalacağın kadar dünya için izole olma ama
Kesinlikle. Mesela bir ayet hatırlattınız. Hı hı. Cenab-ı Allah ne buyurur? Cenab-ı Allah der ki ahiretteki nasibini unutma. Heh, ama hı. dünyadaki olan nimetler içerisinde de ahiret yurdunu ara bak, ara. Yani velel ahiretu hayru leke minel ula. Ahiret dünyadan hayırlı. Bu şu demek, dünya önemsiz değil. Dünya ahiretin tarlası. Paranın iki yüzü gibi düşünürüz. Çünkü biz bu dünyada ekiyoruz, ahirette biz hasat ediyoruz. Bu dünya biriktirme yeri. Biriktirme yeri. Ahiret hasat yeri. Onun için dünya olmasaydı ahiretin bir anlamı olmazdı. Tıpkı ölüm olmasaydı hayatın hiçbir değeri anlaşılmazdı. Bunlar biri diğerinin şeyi değil, alternatifi değil. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Bütün mesele şu, fani olan şeylere bel bağlama. Eğer fani olan şeylere bel bağlarsan, onu yani kalıcı bütün zevkler gibi, o olursa. Aha, kalıcı zevkler gibi düşünürsen evet. ne olur? Onun bağımlısı olursun. Mesela cinsellik, mesela yemek içmek. Nedir bunlar? Fani, geçici olan şeylerdir. Bunlara bağımlı olursan ne olur? Bu sefer bağımlı olduğun şey seni yönetmeye başlar. İnsan seviyesinden beşer seviyesine düşersin. Kalıcı olan şeyler nedir? İyilik yapmak, adalet, merhamet, salih evlat, salih amel. Bakar mısınız? Mesela Ali İzzet Bogoviç'in benim hayat düsturum olan muhteşem bir sözü vardır. Hayat iman eden ve güzel amel işleyenin dışında hiçbir kimsenin kazanamayacağı bir sınavdır. Yani imansız, salih amelsiz bir hayat beyhude bir hayattır, boş bir hayattır. Ya işte onun salih amel ne? Kalıcı bir zevk, baki bir zevk. Sadece bu dünyada sana iç huzur vermiyor. Aynı zamanda ahirette senin karşına çıkıyor. İşte bunları, yani bir şey daha ilave edelim. Özgürlüklerimizden feragat etmeden anlamlı yaşamak mümkün. Sorunuza cevap olarak arz ediyorum. Şimdi bizde iki tane paradoks var. Bir, kimisi diyor ki bize, şöyle bir dindarlık telakkisi var. Ben Allah'ı seviyorum. Allah benim içimde, bana huzur veriyor. Benim din diyor, benim Allah'la, Allah'a inancımı karşılasın. Ama benim diyor özel hayatıma karışmasın. Hayatıma müdahil olmasın. Hiç müdahale etmesin. Evet. Yani bu niye benziyor? Benim kalbim temizdir diyor. Şimdi hiç hayata müdahale etmeyen bir dinin yaptırım gücü olabilir mi? İnsanı değiştirme, dönüştürme özelliği olabilir mi? Yani bu aslında şeye benziyor, yani deizme benziyor bu. Yani Allah var. Ama bana peygamber yok, kitap yok, hakikatler yok, ilke yok, prensip yok. Ne var? Akıl var, bir de vicdan var. Yani kitabın yerine, peygamberin yerine neyi koymuş? Aklını ve vicdanını koymuş. Şimdi bu dindarlık da insana huzur vermez. Güya ben diyor özgür bireyim. Özgür bireysin de Allah sana seni sorumlu kıldığından dolayı seni hür yaratmış. Özgür kılmış. Yani özgür kılmasının temelinde sorumluluk bilinci var. Bir de bunun zıttı bir şey var. Diyor ki özgürlük diye bir kavram yok. Benim için dindarlık anlamlı bir hayattır. Allah ne emrettiyse onu yaparım. Bütün hayatı yasaklarla dolu, emirlerle dolu. Halbuki şunun farkında değil. Mecellede bir kayda vardır. Eşyada asıl olan, hayatta asıl olan özgürlüktür. Yani ibaha dediğimiz mübahlıktır. Haramlar arizidir. Haramlar parmakla sayılıdır. Onun dışındakiler, Allah bir şey yasak kılmamışsa o şey helaldir. Sonuç, özgürlüklerimizden feragat etmeden de bal gibi anlamlı bir hayat sürdürebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. Bugün yaşadığımız birçok buhranın, birçok sıkıntının, birçok sorunun özel hayatımızda veya dünya hayatında genel olarak küresel anlamda İslam'ı birazcık daha hayatımıza serpiştirebilirsek, birazcık daha oradan bir şeyler alarak yaşamaya çalışabilirsek aslında o zaman özgür olacağız, aslında o zaman daha çok insan olacağız, aslında o zaman birçok sorunumuzu da çözmüş olacağız değil mi? Çok güzel. Öyleyse akıl ile erdem arasına duvar örmeyeceğiz. İlim ile hikmet arasına duvar örmeyeceğiz. Evet. Bunlar birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısı. Öyleyse hayat tasarruf edilemez. Tek kullanımlıktır. Ne uzar ne kısalır. Evet. Hayatı aklın aydınlığında, dinin rehberliğinde dolu dolu yaşayabiliriz. Yani anlamlı, coşkulu, doyumlu yaşayabiliriz. Ne akıldan, özgürlükten feragat edeceğiz, ne de maneviyattan, dinden, ahlaktan feragat edeceğiz. Hepsini hayatımızda bir bütünün içinde var edeceğiz. Evet, aslında birbirinin alternatifi değil, birbirine çok engel güzel. Olan şeyler değil.
Din özgürlüğe engel olan bir kavram değil aslında, değil mi hocam? Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza çok sağlık. Sağ çok keyifliydi. Çok istifade ettik. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun der hocam. Mustafa Bilgiç hocamızı konuk ettik bugün. Çanakkale İl Müftüsü. Erdem'i konuştuk. Erdemli insan olmayı konuştuk. Özgürlüğü konuştuk. Özgürlük tam olarak nasıl olmalıdır? Bunu konuştuk. Hür insan olmayı konuştuk. Dindarlığı konuştuk. Başka bir programda yine başka konularla düzlemde yeniden birlikte olabilmeyi temenni ediyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.